Merhaba yelkenseverler. Bu videoda sizlere Marmaris'te yılın sonunda düzenlenen Burhanettin Tekdağ Kupası'nı çekeceğiz. Denize çıktığımız zaman ekibin içerisinde neler olduğunu, denize çıkmadan önce ne tür hazırlıklar yaptığımızı sizlere elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağız. Bu yarışta yaklaşık 24 tekne bulunmakta. 24 tekne arasında sadece 5 tekne bizim grubumuzda ve grubumuz en zorlu gruplardan bir tanesi. Gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Şu an burada gerçekleştirdiğimiz işlemin adı ana yelkenin içerisine çıtalarını yani kemiklerini geri takmak oluyor. Bu yelkenlerin içerisine soktuğumuz polyester parçalar yelkenin tam bir bütün halinde kalmasına yardımcı oluyor. 5 adet bulunuyor. En tepeden en aşağıya doğru boyutları hem büyüyor hem de kalınlaşıyorlar. Bunun sayesinde yelkenin arka yakasını yani rüzgarın çıktığı yakayı her zaman düz ve stabil şekilde tutabiliyoruz. Evet, şu an gördüğünüz gibi burada grup bayraklarımızı ve protesto bayraklarımızı takıyoruz. Grup bayrakları yeşil bayrak, bizim bayrağımız bu hafta sonu. Yani grubumuzun yeşil grup olduğunu gösteriyor. Bu kırmızı bayrak ise protesto bayrağı. Herhangi bir deniz üzerinde çatışma veya kaza yaşarsak veya herhangi birisi kural ihlali yaparsa o kural ihlali sonucu bunu açarak hakemlere protestomuz olduğunu bildiriyoruz. Ve ön tarafta da iki taraflı bordo numaralarımız var. O da aynı zamanda yeşil, grubumuzun yeşil olduğunu gösteriyor. Ve bu sayede hakemler finişlerimizi alırken hangi grupta olduğumuzu anlayıp ona göre notlarını alabiliyorlar. Yarışa hazırız. Artık tek yapmamız gereken start hattına gitmek. Şimdi en baştan şöyle ekibimizdeki fertleri tanıyalım. Buyur abi. Sinan Soley. Sinan Soley. Serkan Bahadır. Evet, Kemal Yarlıgan. Sevda Yaşızır. Nisan Enkutluoğlu. Enes Maslaklıoğlu. Ve ben Tunca Çalışkan. Aynı zamanda kamerada Berkay Dinç. Yarış esnasında yaptıklarımızı sizlerle olabildiğince paylaşmaya çalışacağız. Herkesin yerini şu şekilde belirleyelim. Nilselen, piyanoda. Yani halatların salma, çekme, boşalma kısmında. Sinan Bey, ana yelkende. Ana yelkeni yapacak. Zaten biz sürekli konuşacağız abi beraber. Mehmet abi ve Serkan abi, Cenova'dasınız abi. Aynı zamanda Enes size yardıma gelecek balon olmadığı zamanlarda. Enes buraya gelecek, yardımcı olacak. Enes! Direkt dibisin, donatmayı vesaireyi Sevda yapıyor. Sadece arkasından ben desen de bir şey yaparız, bakarız hani hata var mı yok mu diye. Onun dışında Sevda baş üstündesin. Donatma falan her şey sana ait. Şimdi bu çektiğim ana yelkenin altını gerdiren ana yelkenin alt yakası. Bu Cenova mandarı, tamam. Kırmızı. Bu eğer balon sancaktan basılıyorsa balon sancak mandarı. Kupa palangası. Tamam. Tamam mı? Bu üç taraf tamam. Bu ana yelken mandarı. Zaten çektik yukarıya. Tamam. Bu direğin en tepesinden gelen balon mandarı, bu aşağıdan geliyor, bu fractional. Bu direğin en tepesinden gelen balon mandarı asimetrikle kullanıyoruz. Bu da eğer ki balon iskeleden basılırsa oranın mandarı. Şimdi ne oluyor? Balon sancaktan basılırsa bu mandar dedik ya, o zaman bu bombanın üst baskısı oluyor. Anladım. Eğer ki iskeleden basılacaksa bu mandar oluyor, bu balonun üst baskısı oluyor. Onun dışında bu da pupa palangası burada. Evet, kupa palangasını ayarlayabiliyorsun. Onun dışında bu kenarlarda inhaler'lar var. Ön tarafına takılıyor. Çektiğin zaman Cenova'nın arka köşesini biraz daha içeriye alıyorsun. Inhaler. Bizim araba, bu araba otomatiktir. Rüzgar kuvvet üstünde gelir. Aynen. Kuvvet bu tarafa geçti mi burası kilitlenir, burası açılır. Kuvvet böyle geldi mi burası kilitlenir, burası açılır.
O yüzden çok rahattır. Dediğin gibi kullanabilirsin. Şimdi bunu aldım buradan. Abi bunu aldım buradan. Ama yetmedi, artık güç yetmedi. Yetmedi, şuna mı geçiyorsun? Ondan sonra hayır, buraya geliyorsun. Hayır. Onun simetriği burada mı? Karşısı orada. Evet. Ve bu sayede yelkenimizi arzu ettiğimiz kadar çekebiliyoruz. Onun dışında bir yanındaki de kıç ıstıralya Sinan Bey. Evet. Kıç ıstıralya da onun yanındaki. Biliyorsunuz Orsa'da çekiyoruz, kupada salıyoruz. Burada başka da bir şey yok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet, şu an starta son 5 dakika verildi. Son 5 dakika içerisinde bütün tekrarı bu gördüğünüz gibi start hattının gerisinde kalıyor. Ve 5 dakika bitiminde herkes aynı anda start almaya çalışıyor. Starttan sonra anlatmaya devam edelim. Herkes rüzgar aldı. Eğer ki hava hafifse ağırlıkları, yani tekne üzerindeki hareketli ağırlıkları, yani insanları rüzgar altına alıyoruz ki tekneyi biraz yatırıp teknenin daha hızlı gitmesini sağlıyoruz. Hava sertleştikçe ağırlıklar yukarıya çıkar ve tekne basılır. Serkan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıldı? Keyif aldın mı abi? Çok güzel. Farklı bir teknenin yarışmanın keyfine de vardık. Görmediğimiz şeyleri de gördük bugün. İnşallah geliştireceğiz de kendimizi ama tekniği çok beğendim. Beğendiniz. Yani, süper. Harika. İlgiden de çok memnun kaldık. Güzel. Eksik olmayın. İnşallah eksik bir dahaki seferde daha fazla ilerleyeceğiz inşallah. Evet Sevda Hanım, nasıldı? Keyif aldınız mı günden? Ya hava düşüktü. Hava düşük olduğu için çok hız yapamadık. Hız yapamayınca da insan yarış yaptığını çok fazla hissetmiyor. Ama keyifli bir yarıştı. Yani rüzgardan yana çok şansımız olmasa da keyifli bir yarıştı. Yarıştan hepsi güzel yani. Yani keyif aldım. Keyif aldım her zaman. Öğretici bir gün müydü? Evet evet kesinlikle. Yok kardeşim. Evet Enes kardeşim. Anlat nasıldı? Gün nasıl geçti? Yarış hakkında neler düşünüyorsun? Hava erken saatlerinde çıktık. Hava gelir gibi oldu. Fakat rüzgarın azizliği gene. Finish için rota kısaltması yapıldı. Finişimizi aldıktan sonra da çok kuvvetli bir rüzgar başladı. Bugün öğretici bir gün, güzeldi. İyiydi, gene pratiğimizi yaptık. Bakalım yarın daha iddialıyız. Yapacağız bir şeyler, teşekkür ediyoruz. Evet, bugün Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası'nın ilk gününü tamamladık. Hava biraz düşüktü. Yarış yapmak için düşük bir havaydı. Fakat gene de idare ettik, finişimizi aldık. Daha şanslı olmayı bekliyorduk fakat bu yarış biraz şanssızlık vardı üzerimizde ama olsun. Bir dahaki yarışlarda ekibin daha iyi olacağına inanıyorum. Kendinize iyi bakın.